Herkese merhabalar. Kampımızın başlamasının 2 gün kaldı. İnşallah 2 gün sonra pazartesi günü 26 Temmuz'da 9'dan 10 hazırlık kampımızda mükemmel bir şekilde matematiği, fizik, kimya, biyoloji, edebiyat, tarih, coğrafyayı mükemmel bir şekilde tekrar edeceğiz. Ödevlerle tamamlayacağız. Ardından da 10. sınıfa bu konularla alakalı 10. sınıftaki öğreneceklerimize ön hazırlık yapacağız videolarımızda. Biliyorsunuz ki arkadaşlar kampımızda 9'dan 10'a hazırlık kampımızın içerisinde ödevlerimizi 9'dan 10 hazırlık setimizden vereceğiz. Dolayısıyla mutlaka bu sete de bir an önce ulaşın arkadaşlar. İçerisinde bu setimizin içerisinde 9'dan 10 hazırlık kitabımız, 9'dan 10 edebiyat, tarih, coğrafya hazırlık kitabı ve 9'dan 10 fizik, kimya, biyoloji hazırlık kitabı var. Burada ortaokul 9. sınıf tekrarını yapıyoruz ve böylece TYT'ye de adım adım hazırlanmış oluyoruz. Şimdi hemen videomuza başlayalım. Görün sorusuna baktığımızda İlayda X diyor ki, hocam 9. sınıf hiç verimli değildi. Yazın hangi programı uygulamalıyım ya da ne program yapmalıyım demiş. Zaten biz de bunu cevapladık İlaydacığım. Bak burada gördüğün gibi 9'dan 10 hazırlık kampımız var. Gün gün tek tek küçük küçük lokmalar halinde. Tabii ki yazın dinlenmek en doğal hakkımız. Söke söke alırız. Dinlenmek bizim hakkımız. Ama sadece yat yat olmaz. Niye? Çünkü erken kalkan yol alır. Neden? Çalışan kazanır, elması kızarır. Bizler 9'dan 10'a kampımızla birlikte ve 9'dan 10 hazırlık setimize kitaplarla yapacağımız ödevlerle hem TYT'yi cebe atmış olacağız hem de inşallah 10. sınıfa geçtiğimizde mükemmel bir başlangıç yapmış olacağız. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi matematik videolarımız, fizik, kimya, biyoloji videolarımız, edebiyat, tarih, coğrafya videolarımız harika bir şekilde hazırlandı. 10. sınıfa ön hazırlığımızı yapacağız ve 9 ve ortaokul tekrarında harika bir şekilde yapacağız İlayda. Hemen şunu da söyleyelim. 9'dan 10'a kampının başlamasına 2 gün kaldı arkadaşlar. 2 güncük kaldı. Yani burada da hatta gösterelim. Gördüğünüz gibi 26 Temmuz'da başlıyor. Arkadaşlar 10. sınıf kanalına da abone olmayı unutmayın lütfen. 9. sınıfta bildirimleri kapatın ama abonelikten de çıkmayın lütfen. Bizler takip yapıyoruz bildiğiniz gibi. Aboneleri çok seviyoruz. Sizleri de çok sevdiğimiz için lütfen abonelikten ayrılmayın bizden. Ama 10. sınıf kanalımıza da abone olun çünkü bildirimleri açmanız gerekiyor. Motivasyon sözüne baktığımızda mevcut koşullarınız nereye gidebileceğinizi belirlemez. Sadece nereden başlayacağınız belirler. Yani sizler çok iyi bir çalışmayla, çok iyi bir gayretle 9'dan 10 hazırlık kampında ve 10. sınıftaki çalışmalarınızla, 11'deki, 12'deki çalışmalarınızla belki de hayallerinizdekinden çok daha iyi yerlere, çok daha iyi üniversitelere geleceksiniz. Dolayısıyla şu andaki koşullarınız nereye gideceğinizi belirlemiyor. Esas nereden başlayacağınız belirliyor. Şu anda buradan başlayalım ve hep birlikte inşallah çok büyük başarılara yelken açalım. Bu arada arkadaşlar çalışmalarınız sırasında biz zaten edebiyat, tarih, coğrafya ve FKB ve matematik kitaplarımı söyledik ama aynı zamanda size şunu da söyleyelim. Üniversite sınavına hazırlanan veyahut da okulunda başarılı olmak isteyen bir öğrenci her zaman için masasına oturduğunda arkadaşlar etrafındaki manzara esasında onun dikkatini dağıtmayacak şeyler olmalı. Yani akıl haritaları dediğimiz bir şey vardı. Yani hatırlamakta sorun yaşadığımız konular için zihin haritaları hazırlayabiliyorduk. Biz bu haritaları zaten akıl haritalarımızı bilen öğrencilerimiz bilir. Bunlarla alakalı hatta şöyle bir tane ataşla açmaya çalışayım, bir tanesini göstereyim. Bunu kendiniz hazırlayabilirsiniz ama bizlerde zaten hazırlanmış hali var. Şöyle pıt diye açalım bakalım ne olacak, hep beraber görelim. Burada 10. sınıfın birinci dönem akıl haritaları var. Bunları da şimdiden duvarlarınızı süsleyerek harika bir hazırlık yapmış olabilirsiniz. Hatta şöyle bir tanesini sizler için açmak istiyorum. Şöyle bakalım, bismillah diyelim, şöyle bakalım kopmasın. Evet, pıt diye inşallah geldi. Ha, çok güzel bir şekilde geldi. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi mesela bu neymiş? Edebiyat dersi. En sevdiğim ders. Edebiyat dersiyle alakalı öğrenmeniz gerekenleri infografik bir şekilde biz bunları yerleştirdik. Bunları da duvarlarınıza asarak veya şimdiden bunlardan çalışarak bunu kitapçık halinde de çalışabiliyorsunuz. Sınavlarda hem okul yazılarında hem de üniversite sınavlarında harika bir başarıya şimdiden adım atabilirsiniz. Mesela matematiği de gösterelim şöyle. Gerçekten insanın hepsini böyle tek tek bakası göresi geliyor. Şöyle bir sıkıntı kopmasın. Evet, 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 evet. Heyecan fırtınası devam ediyor arkadaşlar. Şunu şöyle açalım. Evet, bakalım neymiş. Ha, matematiğin birinci haritasıymış. 10. sınıf birinci dönemin birinci haritası. Bir de bunun ikisi varmış. Burada yine sizlere infografik bir şekilde her şeyi hazırlamışız. Buradan da güzel güzel çalışmanız çok iyi olur. Ben üniversite sınavına hazırlanırken kendim öğrenmem gerekenleri böyle duvarıma asmıştım. Hepsi hafızamda belli bir yeri vardı. Ve inşallah da sınavda bana yardımcı olur demiştim. Gerçekten de yardımcı oldu. Sanki kopya hazırlamışım da sınava girmişim de hani kopya çekerken bakarsın hemen görürsün ya. Öyle her şey zihnime gelmişti. Dolayısıyla bu yönteme şimdiden kendinizi alıştırmanız ileride sınavlarda, yazılılarda çok ciddi başarı elde etmenizi sağlar arkadaşlar. Günün verimli kaynağı da işte burada göstermek istediğimiz 10. sınıf 1. dönem akıl haritaları seti. Burada edebiyatın 2 haritası var, matematiğin 2 haritası var. Fizik, kimya, biyoloji ile beraber toplam 7 tane harita, poster sizleri bekliyor arkadaşlar. Bunu Tonguç Mağaz'dan ve Tonguç kitapçılarından isteyebilirsiniz. 9'dan 10 hazırlık setiyle de zaten harika bir başlangıç yapmış olacaksınız. Çünkü 9'dan 10 hazırlık kampımızda bu setten ödevler vereceğiz. Burada da yapacağımız ödevlerle hem ortaokul hem de 10. sınıf tekrarı yapmış olacağız. Hadi bakalım ödül sorumuzu yapın, yorumlara yollayın arkadaşlar.